Narin Güren cinayetinde son dakika gelişmesi. Yeni deliller anne bu yüzden susmuş. Narin Güran'ın katili kim? Neden öldürüldü? Narin Güren cinayeti son dakika haberleriyle ülke gündemini meşgul ediyor. Korkunç olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen bir türlü aydınlatılamayan cinayette sır perdesi aralandı. Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın 8 cansız bedeninin dereye taşıdığını daha önce itiraf ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar yeni bir ifade verdi. Küçük Nari'nin neden vahşi bir cinayete kurban gittiği ve anne, Yüksel Güran'ın neden sessiz kaldığı ile ilgili merak edilen sorular, aydınlığa kavuştur. Peki, Nari'nin katili kim, neden öldürüldü? Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme. Ahırda bulunan iki izmarit de ne incelemesi için gönderildi? Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güren, Cinayeti soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesinin ardından ev ve ahırında yapılan aramalarda yeni delillere ulaşıldı. Ahırda iki izmarit bulan uzmanlar, DNA incelemesi için delilleri merkeze gönderirken jandarma'nın Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralı. Keserize olarak nöbet tuttuğu öğrenildi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Nair'in güran cinayetinde yeni izler bulundu. Nair'in Güren cinayetiyle ilgili nevzat. Bahtiyar'ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletilirken itirafçı.nın anlattıkları sonrasında evinde ve ahırında yeni deliller arandı. Arama sonuçlarında yeni bulgulara erişildi. Bahtiyar'ına heyreli ne de iki te izmarit berle, o, ne de u. Gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ırında ah. bulunan iki izmarit de yer aldı. İzmaritlerde dınalar aranacak. İzmaritlerin kaç günlük olduğu da saptanacak. Jandarma Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak löbek tutuyor. Diyarbakır'da kaybolduktan, 19 gün sonra, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki, Narin Güran cinayetinde yeni izler bulundu. Narin Güran cinayetiyle ilgili Nevzat, Bahtiyar'ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletilirken itirafçının anlattıkları sonrasında evinde ve ahırında yeni deliller arandı. Arama sonuçlarında yeni bulgulara erişildi. Bahtiyarına heyrali ne de he, iki teane izmarit bevle o, ne de o. Gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ar ırında bulunan iki izmarit de yer aldı. İzmaritlerde dınalar aranacak. İzmaritlerin kaç günlük olduğu da saptanacak. Jandarma, Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tutuyor. Ağabeyin kolundaki ısırığa ilişkin rapor tamamladı. Öte yandan adli tıp ikinci İhtisas kurulu. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8. Eylül'de Diyarbakır'ın. Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesindeki dere yatağı da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ağabeyi Enes, Güran'ın kolundaki ısırığa ilişkini raporu tamamladı. Raporda 8 yaşındaki kızın ağabeyi, Enes Güran 18 ile annesi, Yüksel Güran'a 44, ait adli ve tıbbi belgeler, ağız ve diş ölçü modelleri ve kalıpları fotoğraf, video ve grafiklerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. İnsan ısırık iziyle uyumlu olabilir. Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak, doku lezyonlarının lokalizasyonu, Travmatik etkileri. Rengi dikkate alındığında kuruldaki muayene tarihi olan 27. Ağustos itibarıyla gerçekleşme zamanının 3 ila 6 günle 21-24 Ağustos. Uyumlu olduğu aktarılan raporda anılan lezyonların mor renkli. Ark yarım daire, hilal vare görünümlü. Bütünlük arz kesintisiz. Lezyonlar olup tipik diş izlerine ait. Kesici kenar ve derinlik gibi belirgin. Morfolojik özellikler içermediği. Bununla birlikte mevcut lezyonların görünümü itibariyle insan ısırık iziyle uyumlu olabileceği ifade edildi. Söz konusu raporda, Adli Tip Kurumu Adli Bileşim İhtisas, Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi'nin raporu, Yüksel Güran'a ait olduğu bildirilen ağız ve diş ölçü modelleri, Enes Güran'ın diş ve çene muayenesi ile alınan diş izleri, Narin Güran'a ait panoramik grafi, otopsi verileri, skopi görüntüleri ve fotoğraflardan elde edilen diş ve çene bulguları hep birlikte değerlendirildiğinde, Enes Güran'ın sağ, Ön kolundaki lezyonların yüksel güran, enes güran ve narin, güran tarafından ısırılmak suretiyle meydana getirilmiş olabileceği ancak, Cumhuriyet Başsavcılığınca sorulduğu üzere söz konusu lezyonların, ABF o kriterlerine göre 5 sonuçsuz kategorisinde olduğu, dolayısıyla diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya el verir. Ölçüde içermediği tespitine yer verildi. Sonuç olarak eldeki tüm verilerle, ABI'nin kolundaki ısırığın, yüksel güran tarafından mı, Nalin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu hususunda adli tıbbı açıdan kesin bir ayrım yapılamaz. Irın'ın oy birliğiyle mütalaa edildiği raporda kaydedildi.